Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kılsız, tüysüz vücudumuz olsun istiyorsak bu kürümü yapıyorsunuz arkadaşlar. Kürüme geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ve hemen geçiyorum şimdi. Karbonat kullanacağım arkadaşlar. Karbonat kullanacağım. Bu kürümü koltuk altı, bacak, dudak üstü, bikini bölgesi kullanabilirsiniz. Göz kararı bir tatlı kaşığı spatulamla koydum. Siz ölçüyle bir tatlı kaşığı ilave edebilirsiniz. Zerdeçal. Zerdeçal tüy dökmede birebir arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Zerdeçalın kaliteli olduğunu, yani boyasız bir şekilde bulmak tabii ki mümkün olmuyor. Güvendiğimiz aktarlardan sarılık bırakabiliyor. O yüzden yarım çay kaşığı da zerdeçalımdan ilave ediyorum karbonatımın içine. Bitti. Son olarak kullanıyorum. Sıkıyorum şöyle şekilde. Bir tatlı kaşığı ilave edeceğim. Biraz zorlanıyorum. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzememe geçeceğim. Yarım limon. Yarım limonun tamamını hepsini sıkacağım. Hepsini sıkıyorum. Gördüğünüz gibi köpürüyor. Gayet normal karbonat kullandık çünkü. Birkaç dakika içinde köpürmesi inecektir. İçinde diş macununu eritmek istiyorum. Haftada iki kez yapabiliriz bu tarifimi. Şimdi ben de tüy yok, tüysüz bölgeye uyguluyorum. Alıyorum bir parça. Bu şekilde uyguluyorum. Söylediğim gibi her uyguladığımızda kıl köklerinin zayıfladığını, azaldığını, cansız çıktığını göreceksiniz. Uyguluyoruz. Nazik davranıyoruz. Cildimize tahriş yapmadan aşağıdan yukarıya doğru dairesel olarak 5 dakikaya yakın uyguluyoruz. Ben elime de yapmak istiyorum çünkü limon olduğu için ve diş macunu olduğu için ellerim de güzelleşsin, pürüzsüz hale gelsin istiyorum. Uyguladıktan sonra 5 dakikada böyle bekliyorum. Sonra ılık suyla yıkıyoruz. Cildim çok güzel, pürüzsüz görünüyor, görebiliyorum. Arkadaşlar siz de yapın ve kıllardan, tüylerden kurtulun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.